Bu soruda da kökleri rasyonel sayı olacak. O halde deltamızın yani b kare eksi 4 ac'nin kökün dışına çıkabilmesi lazım. Yani tam kare olması lazım. Tam kare olursa karekökten kurtulur. Böylece rasyonel bir sayı bulmuş oluruz. Burada b kare eksi 4 ac hesaplanırsa b kare eksi 4 ac kaç ediyor? 36 eksi 4 a çıkıyor. Burayı hangi a değerleri verilirse tam kare bir sayı çıkar. A'ya 0 verirseniz 36, A'ya 5 verirseniz 8 verirseniz ve 9 verirseniz tam kare sayılar çıktığını görürsünüz. Mesela buradan 36 geliyor. Buradan 0 verirseniz 36, 5 verirseniz 20, 16 çıkar. Tam kare bir sayı. 8 verirseniz 32, buradan 4 çıkar. 9 verirseniz 0 çıkar. Bunlar tam kare sayılar olduğunu görmüş olursunuz. 1, 2, 3, 4 tane değer aldığını görüyoruz. 6. sorumuzda da kökün içi negatif olamayacağından dolayı ben 2'den küçük değerleri almıyorum. Buraya hiç bakmamıza da gerek yok. Bir kökümüz 5, bir kökümüz 6 ve buranın reel kökü yoktur. Deltası sıfırdan küçüktür. Bunun reel kökü yok. Bir kökümüz de 4, 4'ün de mutlak değer olduğu için çift katlı kök olarak alalım. Buradan bakıyoruz. Artıdır, artıdır. Aşağı artıyla başlıyoruz. Artı, eksi, artı. Çift katlı kök olduğu için yine artı. Sıfırdan küçük eşit dediği için biz eksileri alacağız. Yani burayı alacağız. 5 ile 6 aralığı çıkıyor. Biri de eşitlik olduğu için, küçük eşit sıfır olduğu için 4'ün olduğu değeri alıyoruz. Bir de 2 kökün içi de sıfır olabilir. 2 değerini de alabiliyoruz. Cevap Edirne olmuş olur. 7. soruda da bir tane parabol. Bu parabolün A noktasında göre simetri olan parabolün en küçük değerini istiyor. Yani tepe noktasını bulup orada K değerini söyleyeceğiz. Bu parabolümüzün tepe noktası 4'e 11. 4'e 11 noktası. Bunun simetri olan başka bir parabol tepe noktası M'ye ne olsun? Ve 2'ye 3 noktası yani A noktasına göre simetriktir demiş. O halde bu uzunluk şu uzunluğa eşittir. O halde apsislerin toplamının yarısı 2'yi, ordinatların toplamının yarısı da 3'ü verecek. O zaman direkt bizim ordinatla işimiz olduğu için m artı n, şu 11 artı n bölü 2, 3'e eşit ise buradan n'i eksi 5 olarak bulursunuz. Dikkat edin, tepe noktası r virgül k'sını aldığınız zaman bu k dediğimiz ordinat bizim en küçük değerimiz olacak. En küçük ve en büyük değerler sorduğu zaman biz K değerlerine bakacağız. 8. soruya bakacak olursak. Tepe noktası 2m eksi 4m kare artı 6m eksi 1 olarak çıkıyor. Tepe noktasının koordinatlarını bulmayı biliyorsunuz zaten. Eksi b bölü 2a'dan r'yi buluyoruz. R'yi içine yazıp k'yı bulduk. Bu x, bu y olsun. Buradan x eşittir 2m deyip, buradan 2m eşittir x deyip m'i x bölü 2 olarak çekip buraya yazarsanız y eşittir eksi x kare artı 3x eksi 1 olarak çıkacak. Madeni para ile zar aynı anda atılıyorsa zarın tek sayı gelmesi 1 bölü 2'dir. Paranın da tura gelmesi 1 bölü 2'dir. Bu iki olasılık bu ikisi çarpılırsa 1 bölü 4 olarak bulunacak. 10. sorumuzda da x değerleri sonsuza giderken limitimiz eksi 2 çıktı düşünelim. Yani eksi sonsuza giderken burası 0 çıkacak limit değeri. O zaman eksi c eşittir eksi 2 olduğundan c buradan eşittir 2'dir. 1 yazdığımız zaman da f1 eşittir. 1 yazarsanız a kare üzerinde de b var artı a üzeri 2 artı b eksi
C dediğimiz değer de 2 idi. Eşittir 25. Değer ne eşit? Bu ifade 25'e eşitse A üzeri 2 artı B eşittir 27. Buradan 27 3 üzeri 3 olduğundan dolayı ben A'ya 3, B'ye 1 verirsem hemen kısa sürsün. O zaman ABC'yi bulduk mu? Buradan FX eşittir. A'ya 3 demiştik. Artı 2x artı b. B kaçtı? 1 eksi c kaçtı? 2. Bu şekilde bulduk. Fonksiyonumuz artık budur. Bu fonksiyonun tersinde 7. O zaman bunu direkt 7'ye eşitlerseniz hangi değeri için 7'ye eşit olduğunu bulmuş olursunuz. 2 o tarafa atarsanız 9. 3 üzeri 2x artı 1 eşittir 9 ise o da 3'ün karesidir. 2x artı 1 eşittir 2 ise buradan x 1 bölü 2 olarak bulunacaktır. Logaritma sorumuz. Tanım aralığını bulalım. 3 eksi x ile 3 artı x değerlerimiz çarpanlara ayırdım. Bölü x artı 5 sıfırdan büyük olmalıdır. Bir de x eksi 1'in de yine sıfırdan büyük olması lazım. Ve x eksi 1 eşit değildir 1 olmalı. Taban 1 olamayacak. O zaman x eşit değildir 2. Bu tablomuzu çizecek olursak şöyle bir tablomuzu bir kökümüz 3, bir kökümüz 5. Evet, eksi 5, eksi 3 ve artı 3. Bu değerleri çizdim. Artıdır, eksidir, artıdır. O zaman eksiyle başlar. Eksi, artı, eksi, artı. Çift katlı kökümüz yok. Buradan sıfırdan büyüktür dediği için artıları alacağız. Yani burası ve burasını alacağız. Eksi 3 ile 3 aralığını. Bir de x'in birden büyük olduğu değerler için geçerli. X'in birden büyük olduğu değerler bir bu aralıktadır. Birden büyük değerler de bunlardır. Kesişimini alacak olursanız bu iki taralı bölgenin kesiştiği alan şurasıdır. O zaman 1 ile 3 aralığı çıkmış olacak. 1 ile 3 aralığı ama 2 çözüm kümemize dahil olmayacak. Bu aralıktaki 2 şuradaki tanımımızdan dolayı tabanın 1 olamayacağından dolayı alınmayacak. O zaman cevap B olacak. 12. soruda basit bir işlem yapalım. İlk 3 terimi toplamı kaç olsun? A1 artı A2 artı A3. Yani S3 ne olur? Biz 3 yazarsak 24 bölü 2'den 12 buluruz. S2'yi bulalım. Yani A1 artı A2. 2 yazarsanız 14 bölü 2'den 7 çıkar. Bunları birbirinden çıkarırsanız sadece A3 olacak. 3. terimimiz kaç çıktı? 12'den 7 çıktı 5. Hangi genel terimde biz 3 verirsek 5 çıkar? Sadece D şıkkının sağladığını görün. 3 verirseniz cevap 5 olacak. O zaman cevap Denizli'dir. Soruların devamı için kanalımı takip etmeye devam ediniz.